Merhaba sevgili takipçilerim. Sevdanın Örgü Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere şişili böyle bir örnek anlatacağım. Dilediğiniz yerde kullanırsınız. Örneğimiz için orta kalınlıkta bir ip kullandık. Bir de 3,5 numara şiş. Bakın pirinçli, burgulu bir örgü. Arka yüzeyi de şekilde, ön yüzeyi de bu şekilde. Şimdi ara ara örneğimizi göreceksiniz. Bugün ben sizlere şöyle pirinçli, burgulu, pirinçli. Bir tane burgu, iki tane pirinç anlatacağım. Şöyle ilmeklerimi attım. Bakın. Hemen başlayalım. Yan ilmeğimizden sonra bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Şimdi 3 ilmekten pirincimiz oluştu. Burgumuz için de 4 tane düz ilmeğimizi örüyorum. Yine aynı şekilde bir ters, bir düz, bir ters. Arka yüzeye geldik. Arka yüzeyde de tam tersi, ön yüzeyde ters ördüklerimizi düz örüyorum, düz ördüklerimi ters örüyorum. Bakın 3 ilmeğimi yine bu şekilde örüyorum. 4 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum burgu için. Yine aynı. Bir ters, bir düz, bir ters. Ve sıramın sonuna geldim. Şimdi ön yüzeye geldik. Ön yüzeyi de az önce başladığım gibi bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Bu 3 ilmeğimiz pirinç olarak hep böyle devam edecek. Şimdi burgulu yerindeyiz aynı şekilde. Yine bakın. 4 tane düz. Hemen pirinçteyim. Bir ters, bir düz, bir ters. Arka yüzeye geldik. Arka yüzeyde de aynı. Düzün üstünü ters, tersin üstünü düz örüyorum. Hep 3 ilmek sayıyoruz izleyicilerim. Pirinçler için 3 ilmek. Burgumuz için de 4 ilmek. Yine bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi ön yüzeyindeyim. Bakın pirinçlerimiz biraz belli olmaya başladı. Ön yüzeyine geldik. Yine başlarken ön yüzeyde hep ters, düz, ters. Şimdi burgulu yerindeyim bakın. 2 ilmeğimi önce aldım. Hatta 4 ilmeğimi. Nasıl burgunuzu kolay yapabilirseniz o tarafa burun, hiç fark etmez. Şöyle 2 ilmeği önce sol şişime geçirdim. Sonra diğer 2 ilmeği sağ şişime geçiriyorum. Sonra sırasıyla bütün ilmeklerimi örüyorum değerli izleyicilerim. Bakın. 2 ilmeğimi ördüm. Diğer 2 ilmeğimi de ördüm. Burgumuz şu an oldu. Pirinçli yerindeyiz yine. Bir tane önce ters, düz, ters. Yani aroşa şeklinde. Şu an bir örneğim. Yani bir burgu pirinçlerin belli oldu. Arka yüzeyde de aynı. Ben hızlıca örerken siz örneğimi yakından izleyin. Bir burgu daha anlatmak istiyorum hemen. Fazla uzatmadan. Pirinçli, burgulu bir örnek.
Her yerde kullanabilirsiniz. Irka. Bazen soruyor izleyicim, ırka örneği yok mu? İşte bundan çok güzel ırka olur değerli izleyicilerim. Harika bir ırka örneği. Eğer yapmak isterseniz tabii. Süveter, çocuk kazakları vesaire işte çok amaçlı örgü. Dilediğiniz yerde kullanın. Pirinçleri hep aynı şekilde başlıyoruz. Başlarken ters, düz, ters diye öyle devam ediyoruz izleyicilerim. Hatta beraber örelim yine. Bakın bir ters, bir düz, bir ters. Dört tane zaten burgulu yeri hep takip edeceksiniz. Burası arka yüzeyi, ön yüzeye geldim. Başladığımızda bakın yine bir ters, bir düz, bir ters. Hep bu şekilde. Dört tane düz ilmeğimi ördüm. Yine bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi bir sırada arka yüzeyden ördükten sonra burgumu yapacağım yine. Yine bakın. 3 ilmeğimizi hep bu şekilde. Bir ters, bir düz, bir ters. Diğer 4 tane ilmeğimi burgu için ters örüyorum. Yine yanındakini ters, düz, ters. Şimdi burgu olan yerini, şu burgulu yerini dilediğiniz uzunlukta yaparsınız. Ben şimdi gittim, geldim, gittim. 3 sefer ön yüzeyden, 3 de arkadan hemen vuruyoruz şimdi. Bir ters, bir düz, bir ters. Burası pirinçli olan yerimiz. Hemen burgumuzu yine bakın 2 ilmeği çıkarıyorum. Sonra diğer sol şişime 4 ilmeği de geçirdim. Tek tek örüyorum sonra. Yine aynı 4 ilmeği ördükten sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bakın belli oldu değerli izleyicilerim. Arka yüzeyi de aynı. Bir ters, bir düz, bir ters. Sonra 3 ters örüyoruz. Kolay ve zevkli bir örnek. Sadece takip edeceksiniz. Pirinçlerini arka yüzeyde de ön yüzeyde de hep tersin üstünü düz, düzün üstünü ters yapıyorsunuz. Orayı takip ettiğiniz zaman zaten örneğiniz ortaya çıkacaktır. Maviden de belli oldu. Şöyle. Griden de ayrı bir güzel oldu. Her yaşa uygun renkler ve örnekler. Şöyle yakından görelim. Bakın. Maviden tabii daha da gösterdi. Griden ayrı bir şekilde. Şöyle. Burada da gri tonlarında. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın.
Hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.